Tamam. Evet. Bir fırsat yakaladım. Bu fırsatı beraberce incelemenin çok akıllıca olacağına inanıyorum açıkçası. Müsait olduğun ilk zamanda bana al edersen sevinirim. Teşekkürler. Teşekkürler kelimesi önemlidir. Deneyin. Çok ciddi sonuçlar alırsınız. E veya müsait olduğunda beni acil ara lütfen. Yaşam tarzını değiştir mesajı. Sevgili dostum yaşam tarzını değiştir mesajına gönderdiğim dostum. Sana yaşam tarzını tamamen değiştirebileceğin, çok ilginç bir işten bahsetmek istiyorum. İşin dizayn şekli oldukça farklı. Aslında biraz tuhaf dahi denilebilir. Bir dönem gerçek bir efor koyarsan sonrasında minimum efor ile maksimum gelir elde edebileceğin bir iş modeli bu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ölene kadar çalışmak istemiyorsan ve hak ettiğin refah hayatı yaşamak istiyorsan eğer müsait olduğunda beni acil ara lütfen. Şimdi bazı içerikler arkadaşlar e, reklamı başka iş modellerine ya da firmalara benzetme eğiliminde olabilir insanlar. Ya yani yoksa bu Herbalife gibi bir iş mi? Yoksa bu işte MV gibi bir iş mi? Yoksa bu ya da başka bir şey gibi bir iş mi? gibi e, cümlelere yol açabilir. Bu tür bir şey olduğunda her zaman kaçış cümleniz. Yani kaçış değil de yani hani acil durumda camı kırınız. Cümleniz şu olmalı. Bir, şu anda bunları konuşmamızın çok büyük bir önemi yok. İki, benim merak ettiğim konu şu, Sana online sunum giriş bilgilerini göndermemi ister misin? Ya da benim merak ettiğim konu şu, Detaylı bilgi almak ister misin? Yani şu cümlelerden sonra bu ikincisi daha güzel. Ya birisi seni köşeye sıkıştırdı bir şekilde. ya bir Yoksa bu saadet zincir gibi bir şey mi? Bu, bu zincir sistemleri, bu tipik yapılar falan onlar böyle şeyler söylüyor falan gibi. Ya bak böyle bir şey hissettim. Ee, çıkış yolun. Aciliyet durumunda camı kıracağın mesaj söylüyorum. İki tane cümlem var. Not, not alın bunları. Bir. Ahmetçim dediğim gibi çok da fazla vaktim yok şu anda. Artı. Şu anda bu konuları konuşmamızın çok da büyük bir faydası olmayacak bize. İki, Benim merak ettiğim konşu, sana şey, benim merak ettiğim konşu detaylı bilgi almak ister misin? Ne yapıyorum? Tekrardan konuşmanın kontrolünü ele geçiriyorum. Yani şu anda bunları konuşmamızın bir önemi ger, gerçekten yok. Var mı arkadaşlar? Soruyorum size. Önemi var mı şu anda konuşmanın bunları? Yok. Hiç önemi yok. Gerçekten yok. Bir bilgi saklıyor muyuz? Hayır, bilgi saklamıyoruz. Her türlü bilgiyi konuşacağız. Ne zaman? Online sunuma girdikten sonra. Detaylı bilgiyi orada aldıktan sonra tabii ki masaya yatıracağız. Detaylı bilgileri bol bol konuşacağız. Doğru mu? Yani istemediği kadar bilgi veriyor muyuz zaten insanlara? Veriyoruz. Bilgiden bunaltıyor muyuz hatta ve hatta adeta? Evet, bunaltıyoruz daha sonra aşırı bilgiden. Hatta birçok arkadaşımızın işi aktif bir şekilde inşa edeceği yerde pasifize olmasının sebebi de e, gereksiz yere onlara yüklemiş olduğumuz bilgiler çoğu zaman. O yüzden dolayı burada bilgi istemediği kadar. O yüzden iki cümle. Şu anda bunları konuşmamızın çok büyük bir önemi yok Ahmetciğim. Dediğim gibi çok da fazla vaktim yok. Eminim senin de yoktur. Benim merak ettiğim konu şu. Detaylı bilgi almak ister misin? Sana online sunum giriş bilgilerini göndermemi ister misin? Kapanış sorusu tekrardan. Bakın Oradan çevirebiliyorsunuz. Bilmiyorum. Zannedersem bu mesajlar daha ee, sizin için bir anlam kazanmaya başladığını düşünüyorum bunları söyledikten sonra. Uzun zamandır görüşmediğimiz kişiler mesajı. Sevgili uzun zamandır görüşmediğim kişi uzun zamandır görüş, görüşemiyoruz umarım iyisindir. Nasılsın? Çoluk çocuk vesaire nasıl? Seninle beraberce incelememiz gerektiğine inandığım, bak gereken demeyelim de gere, incelememiz gerektiğini düşündüğüm çok özel bir firma var. Bu firma Türkiye'deki krizi fırsata çevirerek çok ciddi bir şekilde de büyüyor. Bu özel projeyi incelemenin oldukça akıllı, şey, oldukça akıllıca bir hareket olabileceğini ben değerlendiriyorum. Müsait olduğunda beni acil ara lütfen. Aradı. Daha sonra yine ondan sonra detaylı bilgi ister misin? İlk sorunuz bu olabilir. Aradı. Detaylı bilgi ister misin? Ondan sonra işte isterim de konu neydi vesaire tamponlama cümleniz ve ondan sonra yine kapanış cümleniz. Sana online sunum giriş bilgilerini göndermek isteriz. İster misin? Az tanıdığım kişilerin mesajı. Sevgili az tanıdığım kişi. Birbirimizi çok tanıma şansı bulamamış olsak da benim gözümde sen iş hayatında ciddi anlamda başarılı olabilecek birisin. Övgüleme. Samimi olun sadece övgülemede. Şu ana kadar yaptığın işlerde birçok kez haksızlığa uğradığını da çok iyi biliyorum. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Eğer bana acil ulaşırsan sana son derece adil ve güvenli bir iş fırsatından bahsedebilirim. Ya da bir fırsattan bahsedebilirim. Bu firmayı beraberce oturup incelemenin gayet akıllıca bir hareket olacağına da inanıyorum. Müsait olduğunda beni acil ara lütfen daha sonra yine aynı strateji devam. Daha önce Kayan'dan bahsettiğim kişilere gönderilecek bir mesaj, farklı bir mesaj. Sevgili daha önce Kayan'dan bahsettiğim kişi. Hatırlarsan sana daha önce Kayan işinden bahsetmiştim. Türkiye'de yaşanan kriz birçok kişiyi olumsuz etkilerken iyi. aslına bakarsan coşturdu. Neden? Çünkü küçücük bir sermaye ile 65 ülkede üstelik de hiç risk almadan çalışmak birçok insanı ciddi şekilde heyecanlandırıyor. Senin görüşlerin ne doğrultuda olur onu tabii ki bilemiyorum. Ancak bu konuyu seninle beraber masaya sen, tekrardan masaya yatırmanın ben açıkçası oldukça akıllıca bir hareket olacağına inanıyorum. Müsait olduğunda beni acılarım, lütfen ya da müsait olduğun ilk zamanda beni ararsan sevinirim. Teşekkürler. Yani genellikle dönüş yaparlar. Bu şekilde bir yaklaşımlar. Yani şuna bakmazlar. ya daha önce Kayani'yi konuşmuştuk. Şimdi ne konuşacağız ki biz? Dolayısıyla ben bu kişiye dönüş yapmayayım demez insanlar. Böyle bir nezaket içerikli bir mesaja, bir şekilde dönüş yaparlar. En kötü ihtimalle diyecekler şey, abi bana göre değil ya. Daha önce konuşmuştuk. Yani ben ne? Ben senin zamanını alayım bu konuyla ilgili de. de sen benim zamanımı al der. En kötü ihtimalle olacak olan şey bu. Ancak dersi de olabilir diyebilir ki. E olur ya bir daha bir oturalım konuşalım. Belki de hayatında ciddi değişiklikler oldu ve gerçekten kayaniye ihtiyacı var ya yani şu anda. Genel tarama mesajı. E, şu anda içinde bulunduğumuz sıkıntılı günlerde sana yardımcı olabileceğine inandığım bir iş fikri var. Şöyle ki küçücük bir sermaye koyarak üstelik hiç riske de risk e, ha, üstelik hiç risk de almadan Türkiye standartlarının üzerinde para kazanabileceğin hem de İster part time, istersen full time çalışabileceğim bir iş bu. Bu işi incelemek istersen müsait olduğunda beni beni ara lütfen ya da ilk müsait olduğun an ararsan sevinirim konuşmak üzere. Teşekkürler. Şeklinde bir mesaj. Ee, süreci tekrardan başlatacaktır. Telefonda karşılama metinleri arkadaşlar bakın bunları da özür diliyorum kullanabilirsiniz. Ee, online toplantı eğer online toplantıya davet edecekseniz eğer yan yana oturarak birlikte online toplantıyı seyredecekseniz veya masa başı toplantısına davet edecekseniz bunların hepsi yine önünüzde yazılı olsun açık bir şekilde önünüzde olsun yani aradı ne söyleyeceksin? Ee, online toplantı daveti eğer online toplantı alacaksan bak Furkan selam abi şimdi sordu ya merak etti sordu nedir abi bilgi verir misin ya da abi öldürdün beni heyecanlan gibi yani heyecanlandığını gördüm Furkancığım selam heyecanlanıyorum. Sana bahsettiğim ya da meraklandıysa abi merakını anlıyorum. Ee, şöyle anlatayım ben sana. Sana bahsettiğim firma çok e, büyük ve global bir firma ve bu firmanın kendi içinde önemli bazı etik yani ahlaki bazı değerleri var, kuralları var. Bu kuralları maalesef değiştiremiyoruz ve bu kurallar nedeniyle de soruların cevaplarını zaten alabilmen için sana online bir toplantıya e, e, girmen konusunda zaten yardımcı olacağım. Bu toplantıda ben de olacağım ve şirketin üst düzey yetkili kişileri zaten bize gerekli olan her türlü bilgiyi verecekler. Sonrasında seninle zaten oturup bir kahve içeceğiz. Ne zamandır belki çay kahve içmedik ya da ne bileyim işte sohbet edeceğiz. Detayları konuşmak için bir araya zaten geleceğiz. Ondan sonra randevu belirlersiniz. Bir araya geleceğiz. Yani hangi gün tarihte toplantıya girecek. Değil mi? Tamponlama Telefonda karşılama metni. Yine fotoğrafını çekin. Daha önce anlattıklarımla kombine edebilirsiniz cümleleri. Oradan çok güzel metinler ortaya çıkartan arkadaşlarımız var. Hüsnüye bilmiyorum toplantıda mı Hüsnüye bunlardan bir tanesi çok güzel kullanmaya başladı son zamanlarda birebir takip ettiğim kişilerden birisi olduğu için söylüyorum. Yani kuşkusuz diğer arkadaşlarımız da vardır. Bunları çok iyi kullanan. Ee, bakın yine telefonda karşılama metni. Yan yana oturarak toplantı yer seyredeceksen online toplantıyı komşusun belki. Yan yana o sana gelecek veya sen ona geleceksin. Furkan'cığım selam. Abi merakını anlıyorum. Sana bahsettiğim firma çok büyük bir firma ve global bir firma. Bu firmanın kendi içinde de çok önemli etik ve ahlaki bazı kuralları var. Bu kurallar gerçekten ciddi anlamda şey e, e, sıkı kurallar ve değiştirebilme şansımız maalesef yok. Yani ben de çok isterdim telefonda, yani ben de çok isterdim bilgi vermeyi burada konuşmayı detaylı ama e, bu kurallar gereği maalesef bu şeyi yapamıyorum abi. E, neden yapamadığımı da zaman içerisinde zaten göreceksin. E, bu kurallar nedeniyle soruların cevaplarını alabilmen için seninle bir araya gelmemiz gerekecek önce. Beraberce online bir toplantıya gireceğiz seninle beraber bilgisayarın başına oturacağız ya da telefonunu, telefonu elimize alacağız. Bu toplantıda şirketin üst düzey yetkili kişileri zaten bize gerekli olan her türlü bilgiyi verecekleri bir sunum yapacaklar slaytlarla. Sonrasında zaten seninle oturacağız, kahvemizi içeceğiz ve detayları zaten konuşacağız. Anlaştık. Ondan sonra yer, gün ve tarihini belirleyin. Online sunuma katılacağınız şey, zaman. Masa başı. Eğer online'a davet etmeyecekseniz, masa başına da davet edeceksiniz. Yine merakını anlıyorum. Sana bahsettiğim firma, global işte ahlaki etik kuralları var. E, bu Bunlar nedeniyle soruların cevaplarını alabilmek için seninle bir araya gelmemiz gerekecek. Bahsettiğimiz bu toplantıda tüm sorularına zaten e, cevap vereceğimi göreceksin. E, ne zaman buluşuyoruz? Bitti. Online sunumda arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. E, ürün hikayenizi önceden mutlaka birkaç cümleli bir yere yazın ki kopyalı yapıştır yapması kolay olsun. O sırada yazmaya çalışmayın. Kameralar kapalı olsun. Dikkat dağıtmasın. co arkadaşlar açık gördükleri kameraları kapatsınlar. Yorum yazanlara cevap vermeyin arkadaşlar. Daha doğrusu diyaloğa girmeyin bu insanlarla. Cevap sadece şöyle bir cevap yazabilirsiniz. Arkadaşlar sunumdan sonra zaten gerekli olan detayları sizi toplantıya davet eden arkadaşlarınızla zaten konuşabilirsiniz. Deyin ve bırakın. Daha sonra başka birisi daha bir şey yazmasın üstüne. Yoksa o diyaloğun sonu gelmez. Soru soranlara yanıt da vermeyin bu anlamda. Sunumcu bir şey sorduğu zaman samimiyeti bozmadan, doğallığı bozmadan yorumlarınızı tabii ki yapın. Herkes bir şeyler yazdı, bitti artık. Bir ondan sonra artık daha devam ettirmeyin, bir şey yazma, yazmayın. Dinleme moduna geçin. Çünkü her orada yazılan bir şey insanların dikkatini dağıtacak bir şey olur. Sunum sonrasında yasak cümle ne düşünüyorsun? Cümlesi asla ne düşünüyorsun diye sormayın insanlara. Neden? Çünkü insanlar akıllı olduklarını göstermek ister herkese. Ee, bu ortamın oluşmasına izin verme ee, hiçbir zaman. Yani ne düşünüyorsun? Onun yerine yani doğru cümle en çok neresini beğendin? Online sunumun ya da sana anlattığım yerlerde en çok neresini beğendin? Pozitife yönlendir. Yani der ki ürünü beğendim. Der ki araba planını beğendim onu bir anlatsana bana. Der ki işte çekmeçi beğendim onu anlatsana bana gibi. Pozitife yönlendir. Kapanış hamlelerini daha sonra yaparsın. Ee, kapanış hamlelerini çalışın tabii ki o bu toplantının konusu değil. Ee, desteğe ihtiyacın olursa yüceltme prensiplerini mutlaka uygula. E, ve sponsorunla e, şeyi tanıştır, adayı tanıştır. Neden yüceltme prensipleri? Çünkü üçüncü şahsın kredibilitesidir. E, sunumda bazen masaya oturursunuz, arkadaşlarımız size inanmaz, size inanmaz. Gider üçüncü şahsa inanır, Google. Google bir üçüncü şahıstır, gider ona sorar. E, ya da sana inanmaz, bana inanmaz gider Google'a inanır. Ya da bir başka birisi, ben biliyorum o ürünleri ya saçma sapan ürünler demiştir ya da iş demiştir saçma sapan bir iş demiştir. Ona inanır. O yüzden sunum sonrasında da yüceltme prensiplerini mutlaka uygulamak önemli. İşte falanca kişi benim nezdimde işte Yavuz Bağcı'yı şey yapıyorsan abi seni Yavuz Bey'le tanıştırayım. Yani bu kişi e, Kayan'da Türkiye'de yani bu fikre, bu vizyona ilk inanan insanlardan bir tanesi. Kayan Türkiye ailesinin bugünlere gelmesinde ciddi işte emeği olan bir arkadaşımız. Ondan sonra ciddi bir tecrübesi var. Sana ciddi şekilde, yani daha iyi anlamana yardımcı olacaktır. Seni ben kendisiyle tanıştırayım. Ön konuşmanı yap, e, tanıştır. Beni aldın, üçlü bir telefon görüşmesi diyelim ki ya da Zoom görüşmesi. Direkt bana atma topu diyelim ki ya da sponsoruna direkt atma. Önce bir giriş e, konuşması yap, ondan sonra tarafları birbiriyle tanıştır. Ondan sonra geriye çekil ve sözü sponsoruna bırak. E, şey budur, ana prensip budur. Evet yani şuradan doğru yürüyelim dediğin yer neresi oldu cümlesi yine uygun bir cümle olabilir e, dikkat edin kapanış değil tam tersi açılış sorusu daha önce online sunuma giremeyen adaylara bak tekrardan davet yapabilirsiniz hatırlarsan seninle bir süreç başlatmıştık ancak hayatın bazı meşguliyetleri sebebiyle online sunuma katılabilme şansın olamamıştı fikir senin gündeminde hala sıcak durumda olan bir konu mu? Ve hala daha detaylı şekilde incelemeye değer bir fikir midir? Bunu tabii ki bilemiyorum. Benim yanıtını merak ettiğim soru şu. Sana online sunum giriş bilgilerini tekrardan göndermemi ister misin? Mesela daha önce girememiş olan birisine gönderebileceğiniz bir cevap. Şey, bir sesli mesaj olabilir veya telefonda bu çerçevede konuşma yapabilirsiniz. Daha evvel sunum görmüş ancak süreç soğumuş. Bak sunum görmüş. Negatifte de değil ama süreç soğumuş. Tekrardan ısıtma tekniğini uygulayabilirsiniz. Hatırlarsan seninle birlikte Kayani online sunumunu seyretmiştik. Yani bir sürecin aslında kontak anahtarını çevirmiştik. Ancak hayatın bazı meşguliyetleri araya girdi ve başlatmış olduğumuz bu süreç bir şekilde sekteye uğradı, soğudu. Ben de açık konumda bekleyen bu süreç dosyası diyeyim ben artık bir şekilde tabii ki nihayet erdirmek istiyorum. Çünkü bende açık durumda görünüyor. Zannediyorum bu konuyla ilgili senin değerlendirmelerin de benzer doğrultudadır. Yani başlatmış olduğumuz kayan sürecinde seninle bir yol alabilmemiz ve süreci bir tık daha ileri taşımamız mümkün olabilecek mi acaba? geri bildirim yapabilirsen eğer çok çok sevinirim. E, yanıtın eğer evet ise eminim ki kendine göre mutlaka finansal bir kurtuluş veya bir özgürleşme veya bir iyileşme planı vardır. Plan yapmışsındır. Eminim ki aslında yapmamıştır da. Sen böyle diyorsun. Eminim ki vardır. Senin planlarının yanı sıra senin için benim de bir plan çalışmamı ve bu planı seninle ekran görüntüsü şeklinde WhatsApp'tan paylaşmamı ister misin? Yine genişten doğru aldık, daralttık, daralttık. En yani son kapanış sorusunu sorduk. Evet, memnun olurum derse planı yaparsın onun için. Bazı sorular sorarsın tabii ki. Yani atıyorum borcu var mı ya da toplu bir para ihtiyacı var mı? Aylık gelir hedefi ne kadar vesaire. Onları öğrendikten sonra oturup bir plan Excel'de çalışmanın da fayda var. Mesela işte zamanımız ne durumda? 2019 çok kısa şeyden o hani daha önceden size göstermiştim ya arkadaşlar hmm, neredeydi o? Şurada bir yerde olması lazım. Mesela 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 şunu ben açarım mutlaka arkadaşlar. Bunu açarım. Diyelim ki yani 6 ayda daimat olma planı değildi. Atıyorum kişi, kişinin 100 bin lira borcu vardır onu kapatmak istiyordur. Atıyorum yani tamamen. Ben buradan alırım konuyu. Derim ki Şubat'tan başladığını varsayarım. Ee, ve bu planda mutlaka bak online 30 kişiye sunum göstermekle başlar. Paket alım yüzdesi yani evet deme yüzdesi yüzde yirmidir. Bunu olduğunu varsayıyorum. Aynısını kopyalama oranının yüzde yirmi olduğunu varsayarım. 420 kübülük paketten çalıştığımızı varsayarım. Ondan sonra altıncı ayda bu kişi zaten 100.000 puanı e, bulur bu kopyalamayla. E, ondan sonra buraya gelirim. Bunu bir tık daha aşağıya çekerim. 317'nin 60'ını tamam. Rakamlar bana aşağı bakın 99.320. Aşağı yukarı bin lira para kazandığını gösterir. Ağustos 2020'de bu iş biter normalde. Ve altına da notum mutlaka düşerim. Dikkat yukarıdaki plan sadece bir projeksiyondur. Bir plandır. Tecrübe içerir ancak söz vaat içermez. Bu arada şeyler var tabii ki bakın potansiyel gelirler kısmı şu bir de potansiyel giderler kısmı var. Yani sadece gelir değil. Ne var? Başlangıç paketi var. 2450. Fiat Master aldı 200. Efendime söyleyeyim 7 aydı bu. Şunu 7 yapacağız. Hepsi değişir zaten. E, aylık ürün kullanımı 495'ten 3465 lira para çıkar cebinden. 7 ay boyunca efendim e, şey söyleyin şunu kamp e, her 3 ayda bir gelir. 2.33 tane kampa katılır. 1500 liradan aşağı yukarı. 1500 lira bayağı geniş bütçe ama e, 3500 oraya gitse ben masraflarda biraz şey yaptım. Yani e, kötü senaryoya göre e, bu, bu projeksiyonu çıkarttım. Öyle söyleyeyim. Günde 50 lirada para harcasa e, 7 ay boyunca 10.500 lira para harcamış olur. Toplam 20.115 lira para çıkar cebinden. Cebine 116.945 lira para girer. E, toplamda 96.830 lira e, şey yapar. E, kenara da para koymuş olur. E, Şubatta başlamış olsa Ağustos'ta bu iş biter. Veya Mart'ta başladı. Eylül sonunda bu iş biter. Yani hedefine ulaşmış olur. Ee, ve evet sayısı 1242. Toplam evet duyulur. Hayır sayısı 4969. Kaydolup hiçbir şey yapmayacak olan kişi sayısı 787. Daha sonradan ürün kullanımını da bırakacak olan kişi sayısı 787 kişi. Bir bahane bulup tüm ekibimize hayır diyecek olan toplamda 4969 kişi sana diyorum. 96830 lira vergilerden ve masraflardan bağımsız para kazandırır. Hayır sayısı da evet sayısı kadar önemlidir ve başarı sürecinin gayet doğal bir parçasıdır. Hayır sayısı da. Hiçbir şey yapmayacak, kılını dahi kıpırdatmayacak olan 787 kişi sana 96.830 lira vergilerden ve masraflardan bağımsız para kazandırır. Belli bir zaman sonra ürün kullanımını dahi bırakacak olan 787 kişi toplamda sana 96.830 lira vergilerden ve masraflardan bağımsız para kazandırmış olur, kenara bu parayı koymuş olursun aylık gelirini de bu projeksiyona göre arkadaşlar 317 bin yok bu 60 falan çıkmaz bu. Yani bu %15 gibi düşünelim bunu. Tecrübeden mütevelli söylüyorum. şöyle bir rakam daha makul olur. Yani bu 100 olmaz 80 olur. E ne olur? Bunu bir tık daha, bir tık ay daha ilerletirsiniz. Bu sefer 100'ü de geçmiş olur. Yani Eylül olmaz da Ekim olur. Yani sonuçta yaptığım şey arkadaşlar bu. Bunu ben daha sonra Alırım yani tabii şu anda eğitim olduğu için çok fazla üzerinde detaylı konuşmuyorum. Bundan kopyala yaparım. Daha sonra WhatsApp'a gelirim. WhatsApp'tan chat diye bunu aynen gönderirim. Ve kişi de şunu düşünür eğer gerçekten e, böyle bir kabiliyeti varsa ya benim için kendim için yapmadığım bir planı benim için Yavuz yapmış. Yavuz benim gözünde değerli bir insandır. Benim için plan çalışmış en azından. Yani plan e, tutar tutmaz o ayrı konu ama sonuçta adam oturmuş çalışmış yani bu planı. En azından bunu söyler. O yüzden insanların önüne plan koyabilmelisiniz. Bakın onun teklifini yapıyorum ben sana. Ee, burada. Ee, eminim ki senin planın vardır ama senin için benim de bir plan çalışmamı ister misin? Güzel bir kapanış sorusudur. Ondan sonra e, incele, beraber üzerine konuşuruz dersin ve e, bu planın birinci aşaması da online bir sunum dersin. Online sunuma davet edersin. Bu da bir tekniktir arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. E, bu eğitim sizler için kaydı da durdurayım da <laughs>